Burası yine Bodrum. Kenan Doğulu kalabalık kızlı erkekli bir grupla Torba sahilinde yürüyüşte. Beren Saat yine yok yanında, altını çiziyoruz. Hemen önünde bir abimiz elinde seyyar merdivenle eskortluk yapıyor Kenan Doğulu'ya. Bu yürüyen merdivenin Kenan'la bir alakası olabilir mi? Birazdan göreceğiz. Kenan bir politikacı edasıyla sağa sola selam çakıyor. Emin adımlarla nereye gidiyor acaba? Hop, bizim hopalı taze kuvvet Furkan'ı gördü. El salladı, öpücük yolladı, kalp yaptı. Bizim hopalı Furkan da seni seviyor Kenan abi. Röportaj olur mu? Kenan devam ediyor yürümeye. Yürüyen merdiven kadrajdan çıktı. Bu arada hopalı taze kuvvet Furkan bir şeyler söyleniyor. Ne söyleniyor acaba? O yanındaki kim ya? O soruyu bizim seyirciler sana sormalı. Hopalı, sen çözeceksin meseleyi. Biz nereden bilelim yanındakiler kim? Beren nerede? O kim? Bu kim? Şu kim? Neyse, Kenan iskelenin burun kısmına geldi. Bir şeye binecek ama neye binecek bilemiyoruz. Şapkalı bir abi bir şeyler anlatıyor kendisine. Şöyle tutunacaksın, böyle tutunacaksın falan diye. Aya mı uçuracak bizim Kenan? Nereye uçuracak acaba? Bin evine bir bota bindi. Kotadası'na mı geçecek? Ne yapacak acaba? Güneş gözlüğünü taktı. Çok havalı, jöleli. Saçlar belli ki rüzgarda dağılmasını istiyor. Doğum gününü kutlayanlara el salladı. En kalbi duygularla da selamladı. İyi senelere. Doğum gününüz kutlu olsun. Ve az ileride aktarma yaptı. Bir yelkenliydi şimdi Kenan. Yelken sporuna merak sarmış demek. Aa, yelkenler foro. Christoph Kolomb gibi maşallah bizim Kenan Doğulu. Amerika'yı, pardon, Bodrum'u yeniden keşfedecek gibi uzak ufuklara bakıyor. Rüzgar da yok ki yelkenler şişirilsin, açılsın. Şöyle uzaklara açılsın bizim Kenan. Yok, olmadı. Bu yelkenli işi Kenan'ı sarmadı. Rüzgar yok tabii, yelkenler açılmadı. Geri döndü sahile. Bu arada sahilde bekleyen ahali alkış kıyamet karşılıyor Kenan'ı.